Savaş Silahı Kadınlar. Savaşların bedelini bedeni ve canıyla ödeyen, geride masum yavrular bırakan tüm kadınlara ithafen. Uluslararası hukukta sivillerin korunmasına yönelik kanunlara rağmen dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen silahlı çatışmalarda bilhassa kadınlar türlü hak ihlallerine uğramaktadır. Siz mülteci bir kadın olsanız Dünya Kadınlar Günü'nde ne yazardınız? Amerikalı insan hakları savunucusu ve barış aktivisti, ISM gönüllüsü, hayatını insan haklarını savunmaya adayan ve Gazze şeridinin güneyinde, Refah'ta Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı bir buldozer tarafından ezilerek öldürülen Rachel Elaine Corey mi? Şengal'de kaçırılan 6300 kadın ve çocuktan biri olan, 12 ay boyunca IŞİD terör örgütü mensupları tarafından Musul'da cinsel saldırı ve işkenceye maruz kalan Ezidi Kürt aktivisti Nadia Murad'ı mı? And then I called for Nadia Murad to step forward and give her noble lecture. The floor is yours. İran'da kendisine tecavüz etmeye çalışan adamı öldürdüğü için tek kişilik hücrede hiçbir avukatı atanmadan ve kimseyle görüştürülmeden tutulan ve 2014 yılında asılarak idam edilen Reyhane Cebbari'yi mi? Doğu Türkistan'da Uygur halkı toplama kampında üçüzlerinden koparılarak Çin polisleri tarafından sorguya çekilen ve başına demir kafesler giydirilerek yüksek voltajlı elektrik akımı verilen, beni öldürmeleri için onlara yalvardım diyen Mihri Gül Tursun'u mu? Toplum yok uyada, yoldaşım boz işlerde, şunun bilen apamda da. Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol alan, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto ettiği ve 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtardığı için Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce annesiyle gözaltına alınan ve Sharon askeri cezaevinde geçirdiği 8 ayın ardından serbest bırakılan Ahed Tamimi'yi mi? Hapishanede muhaliflere yardım ettiğim gerekçesiyle şiddet görmeye başladım. Ağır hakaretlere ve aşağılanmaya maruz kaldığımda bazen bayılıyordum. Bu sorgulama süreci 2 günde bir tekrar ediyordu. Hemen her sorguda önce tecavüz ediliyor, sonrasındaysa bayılana kadar dövülüyorduk. Uyandığımda kendimi çıplak bir vaziyette, yerde her tarafımda darp ağrıları ve izleriyle buluyordum. Bu şekilde tam 17 gün geçirdikten sonra serbest bırakıldım. Çıkar çıkmaz yoğun kanamayla acile götürüldüm ve kaptığım enfeksiyon sebebiyle 3 ameliyat geçirdim diyen, evli ve 3 çocuk annesi, Suriye zindanlarındaki tutsak kadınlardan sadece biri olan Reyhan el-Raşidi'yi mi? Türkiye'de tutuklu bulunan avukatların serbest bırakılmasını talep eden bir protesto sırasında polis memuru tarafından cinsel tacize uğrayan Merve Demirel'i mi? Polisin taciz ettiği Demirel'le röportaj yaptığı için gözaltına alınan artı gerçek muhabiri Derya Okatan'ı mı yazmalıydım? Kadın cinayetlerini mi? Zorla evlendirilen kız çocuklarını mı? Kadın sünnetini mi? İstismar ve tacize uğrayan kadınları mı? Eşleri tarafından katledilen kadınları mı? Mülteci olarak geldiği Türkiye'de pazarlanan Suriyeli kız çocuklarını mı? Dul kimliğiyle erkekler hayatlarına kaldıkları yerden devam ederken aynı kimlikle baş etmek zorunda kalan, işsiz kalan ve iş bulamayan kadınları mı? Kanunsuz bir şekilde cezaevlerinde bebekleriyle tutuklu kadınları mı? 1992-1995 yılları arasında binlerce Bosnalı kadın hapsedilmiş, fiziki ve psikolojik işkenceye maruz bırakılmış ve Sırp askerlerinin tecavüzüne uğramıştır. İsrail, son 50 yılda 10 binden fazla Filistinli kadını hapishanelerde tutsak etmiştir. 2019 yılı itibarıyla 52 kadın hala İsrail hapishanelerinde tutulmaktadır. Mısır'da 2100, Irak'ta DAEŞ üyelerinin eşleri oldukları gerekçesiyle 1400'den fazla kadın halen hapishanededir. Çin yönetimi eğitim kampları adını verdiği yerlerde sayısı bilinmeyen Uygur kadınları zorla tutmaktadır. Suriye İnsan Hakları Kuruluşları'nın son verilerine göre Mart 2011'den 2017 sonuna kadar Suriye'de 13.581 kadın tutuklu bulunmaktadır.
uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katıldığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda Irak'taki Yezidi ve Hristiyanlara uygulanan etnik soykırım panelinde 3500 Yezidi kadının terör örgütü IŞİD tarafından mal gibi alınıp satıldığını, birbirlerine seks kölesi olarak ikram ettiklerini, kadınların her gün dövülerek tecavüze uğradıkları ve hamile kadınlara ilaç vererek düşük yapmalarına sebep oldukları rapor edilmiştir. Myanmar'da askerlerin tecavüzü sonucu hamile kalan Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları, Bangladeş'te sığındıkları kamplarda ya buldukları ilaçlarla düşük yapmaya çalışıyor ya da bebeklerini sessizce dünyaya getiriyor. Karınlarında kendilerine tecavüz eden Myanmar askerlerinin bebeklerini taşıyarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor. Liste kabarık ve maalesef bu saydıklarımla da sınırlı değildi. Tüm kadınların gerçek yaşanmışlığıyla tarihe not düşmüş olmak. Sığmazdı, sığmadı. Kadın sevilmek içindi. Sevilirse sınır tanımaz, çoğalır, çoğaltırdı. Üzgünüm. Aşktan, sevgiden, barıştan bahsedemedim. Savaşlardan bahsettim ve maalesef 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların tarih boyunca savaşın bir silahı olarak kullanıldığını yazdım.